Yeni bir videodan hepinize selam dostlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugünkü videomun konu Huawei P30 ve P30 Pro. Huawei P30 ve P30 Pro modellerini 26 Mart günü resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. İlk olarak resmi kılıfları internete sızdırılan telefonların tasarımı neredeyse resmilik kazandı diyebiliriz. Şimdi iki modelin özellikleri ile ilgili bilgiler sızdırıldı. Her iki telefonda arkasına dikey olarak konumlandırılmış kamera kolumu yer alıyor. Huawei P30 Pro özellikleri arasında dörtlü kamera kombinasyonu dikkat çekiyor. P30 modelinde ise üçlü kamera bulunuyor. Peki Huawei P30 bize teknik özellik anlamda neler sunuyor? GSM Aran'da yazan bilgilere göre gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan yeni akıl telefonda 6 GB RAM bulunuyor. 6.1 inçlik Full HD OLED ekranı 2340x1080 piksel çözünürlüğüne sahip Huawei P30, 128 GB dahil depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefonun arkasında 3 kamera görev alıyor. Bunlardan 40 megapiksellik ana kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı 16 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın diyafram açıklığı ise f2.2 değerinde. Ayrıca 8 megapiksellik telefoto kamera da f2.4 diyafram açıklığına sahip. Önünde 32 megapiksellik selfie kamerasının konumlandığı telefonda USB Type-C ve NFC gibi yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Ekran üzerinde parmak izi tarayıcısına yer verilen P30 aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı direnci var. Huawei P30 özellikleri arasında ayrıca 3650 mAh'lik bataryada dikkat çekiyor. Huawei Supercharge özelliğini destekleyen telefonun yaklaşık 750 Euro'luk fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu arada yeni telefon Android 9.0 Pie sürümüyle kurulu gelecek. Sıra gelelim Huawei P30 Pro özelliklerine. Bu modelde gücünü tıpkı kardeşi gibi Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Huawei P30 Pro'nun RAM tarafında ise 8 GB'lık bir RAM'i bulunuyor. 6.4 inçlik Full HD Plus OLED ekranı sahip olan akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise yine kardeşi gibi 2340x1080 piksel. Kamera tarafında Onyx Hybrid Zoom TOF ile gelen akıllı telefonda dörtlü arka kamera kombinasyonu yer alıyor. Optik görüntü sabitleyici teknolojisine sahip 40 megapiksellik ana kamerası f1.6 diyafram açıklığına sahip olan telefonun geniş açılı kamerası ise 20 megapiksellik çözünürlükle 2.2 diyafram değeriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca 8 megapiksellik 3. kameranın diyafram açıklığı ise f3.4 değerinde. Huawei P30 Pro modelinin depolama alanı 3 farklı seçenek bulunuyor. Bunlar 128, 256 ve 512 GB olarak sıralanıyor. Kardeşinde olduğu gibi P30 Pro'da da USB Type-C ve NFC gibi teknolojiler kullanılıyor. Ayrıca telefonun IP68 sertifikası mevcut. Peki fiyat konusunda Huawei P30 ve P30 Pro bize neler sunuyor? Huawei P30 128 GB'lık modeli $750 fiyat etiketine sahip olacak. 128 GB'lık Huawei P30 Pro ise 929 Euro'dan satışa sunulacak. Bir kıyaslama yapmak gerekirse 128 GB dahil depolama alanına sahip olan Samsung Galaxy S10 Plus 1000 Euro fiyata sahip. Bu kapsamda Huawei P30 modelinin fiyatıyla rakip olduğu cihazın S10e olduğunu söylememin pek yanlış olmayacaktır. Tüm bunların yanı sıra serinin uygun fiyatlı modeli P30 Lite ise daha önce Polonya'da 370 Euro fiyat etiketiyle listelenmişti. Değerli dostlarım, bu videomda sizlere kısa bir şekilde Huawei P30 ve P30 Pro'yu anlattım. Genel olarak Huawei P30 Pro'yu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerek ekran konusunda, gerek kamera konusunda, gerekse batarya konusunda çok performanslı buldum. Cihazda 6.5 inçlik OLED ekranın bulunması beni çok mutlu etti. Aynı zamanda batarya özellik kısmında Huawei Supercharge özelliğinde bulunması gerçekten çok iyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizlere kısa bir şekilde Huawei P30 hakkında bilgilendirdim. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.